üst yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına biz temel adını veriyoruz diye konuştuk ve şunu söyledik. Her temel öncelikle iki ana şartı sağlamalıdır. Bu şartlar işte taşıma gücü kriteri artı oturma kriteri. Eğer bu iki kriter sağlanmıyorsa biz orada yüzeysel temel projesi yapamayız. Eğer zemininiz yeterli mukavemette ise, üst yapıdan gelen yükler imar durumuna uygun bir biçimde yapılacak bir yapı, aşırı bir yükleme yok. Çevrede zaten benzer örnekler yapılmış. Bu durumda sizin de bir sıkıntınız olmadan o yapı muhtemelen yüzeysel temelle taşınabilir. Ama bulunduğunuz yer sorunlu bir mahalle ise, sorunlu bir mahal ise yapacağınız yapı bölgenin yapılarından daha yüksek katlı, daha farklı bir yapıysa, nitelikli bir yapıysa bu durumda yüzeysel temel projesi yapamayabiliriz. Şimdi iki koşulumuz var. Taşıma gücü kriteri, oturma kriteri. Bir de bu koşulun yanında arkadaşlar yapı malzeme, yapı elemanı olarak temelin kendi içinde oluşan gerilmeler, o binadan oluşacak gerilmeleri taşımalı. Temelleri yükü iletmelerine göre, derinliklerine göre biz arkadaşlar iki grup altında inceliyoruz. Bunlar yüzeysel temeller ve derin temeller. Eğer tabii koşullarımız uygunsa en ekonomik, en kolay, hepimizin alışık olduğu düzen, yapım kolaylığı anlamında baktığınız vakit en rahatı yüzeysel temeller. Ama demin de söylediğim gibi sıvılaşma problemi, oturma problemi, taşıma problemi, taşıma gücü problemi gibi sorunlar varsa bu durumda biz yüzeysel temel yapamıyoruz. Bununla ilgili bir kriter ortaya konmuş. Bu kriter aslında her zaman çalışmıyor ve çok da doğru bir yaklaşım değil. Nedir bu kriter dediğiniz zaman? 4B demiş, derinlik 4B'den küçük olursa buna yüzeysel temel diyelim. Derinlik 4B'yi aşacak olursa buna derin temel diyelim. Yani radye temel zaten bu şartı sağlama şansımız yok. Ama tekil temeller açısından böyle bir yaklaşıklık düşünülebilir. Temel derinliğinin belirlenmesi inşaat mühendisi için en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü temeli derin yaptığınız zaman fazladan hafriyat yapıyorsunuz. Eğer yok derin olmasın 1 metrede kalsın derseniz belki 1 metre altta daha yumuşak, organik madde zengin, oturma açısından problemli, şişme büzülme açısından sorun çıkaracak olan artı don deriliğinin altında belki de inmemiş olacağız. Bilmiyoruz ki. Yani öyle kafadan 1 metredir demek mümkün değil. Orada öncelikle hangi bölgede, nerede biz bu yapıyı inşa edeceğiz? Antalya'da inşa edeceğiz. Antalya sıcak memleket. Emin misiniz? Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Antalya'nın, Manavgat'ın, Alanya'nın yaylaları baktığınız zaman işte don olmayan, hep her zaman sıcak olan bölgeler değil. Oralarda da kar yağıyor, don oluyor. Gördüğünüz gibi yani bulunduğunuz nokta koordinat çok önemli. Adı Antalya olabilir, adı Denizli olabilir. Denizli 350 kodunda kent merkezi gayet ılımanken 20 kilometre ilerliyorsunuz. Can kurtaranda kar, buz ve araçlar yolda kalıyor. Sadece 20 kilometre sonra birden 1500 koduna, 1550 kotundadır Kazık Veli geçidi. O bölgede, o geçidin olduğu yerlerde bir benzinlik inşa etmeyeceğinizi biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Yani adı Denizli. Denizli'nin mahallesi ama gördüğünüz gibi bu 20 kilometrelik bir alanda bile bir anda kot 350'den 1500'lere çıkıyor. Sahilde, Toroslar'da, Karadeniz'de sıfırdan bir anda 15-20 kilometrelik ilerleyince 1500 kotlarına ulaşılıyor. Ve bu noktalar hep don olan, kar, yazın, serin, yağmurlu kışında don problemiyle karşılaştığımız noktalar. Yani ona göre yapı yapacağız. Yani adı Antalya olmuş, Muğla olmuş, Aydın olmuş. Hep buraları sıcaktır, buralarda don derinliği düşüktür dememek gerekiyor. Çünkü Türkiye engebeli bir ülke. Yükseklik arttığı zaman don derinliği de artıyor. Yine büzme, büzülme, şişme, komşu yapıların mevcut temellerinin derinlikleri, köprü ve duvar temellerinde olası oyulma, kanalizasyon deşarj bölgeleri, çöp sahaları, daha önce yapılmış dolgular, bataklık sularının suladığı alanlar,
Ve buralarda örneğin kanalizasyon, işte deşarj suları, çöp suları geliyorsa ne oluyor derseniz, işte o bölgede betonu bozuyor o asitik su. Sülfatlı su geliyor. Bu betonu bozduğu için temellerde hem beton bozuluyor hem de donatıya işlerse donatıyı da hızla yiyor, adeta korozyon meydana geliyor. Yine temellerin bulunduğu bölge kumlu ve kuru bir bölge ise, buralarda da hem su hem de rüzgar erozyonu problemi doğuyor ve top zemini taşıyabiliyor. Bu etkilerin yanında arkadaşlar, yapım güçlüklerin, maliyet ile taşınacak yükün doğrultusu, büyüklüğü, yükleri taşıyabilecek iyi özellikleri olan zemin tabakası derinliği, temel derinliğinin belirlenmesi de etkili oluyor. Diğer yandan eski bir temel yanında oluşturulacak yeni bir temelin kazı nedeniyle eski temelin güvenliğini tehlikeye düşürmemek için ya özel destekleyici önlemler almak ya da temel zemin özelliğine göre belirlenecek bir kritik bölge dışında kalmak için düzenlemeler yapmak gerektiği açıktır. Şimdi bizim arkadaşlar, yanında bir yapı varsa o yapının güvenliğini düşünerek hafriyat yapmamız gerekiyor. Ya 50 yıllık yapı, temel derinliği 1 metre, ben o yapıyı nasıl koruyayım gibi bir cümle inşaat mühendisi cümlesi değildir. Siz çok değerli, çok kıymetli, çok önemli bir yapı yapıyorsunuz. Yanınızda 100 yıllık bir bina var. Eskimiş, yıkılmak üzere. Sen yıkmayacaksın. Ya sahibinden izinle yıkılacak. İzinli, her şey belli, belgeli. Ki bir de o tarz bir binaysa tarihi eser tescili de olabilir. O yüzden arkadaşlar, bedeline katlanamazsınız. Yani her durumda yandaki yapıyı koruyacak önlem alarak biz hafriyatımızı yapacağız. Bunu unutmayınız lütfen. Yeraltı seviyesinin yüksek olduğu gevşek kum silt zeminlerde sıvılaşma problemiyle de karşılaşabiliyoruz. Yüzeysel temel yaptığınız zaman dikil sürekli radye sıvılaştığı vakit zeminin içinde yapı batıyor. Belki yapıya çok büyük bir deprem etkisi gelmiyor ama yapı battığı için yapı yine kullanamaz hale geliyoruz. Bu yüzden bizim sıvılaşabilir bir zemin varsa bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz beraber. Sıvılaşma analizlerimizi yapacağız ve eğer sorun görünüyorsa bu durumda arkadaşlar, sıvılaşmaya karşı zemin iyileştirme projesi hazırlayacak inşaat mühendisi. Yani bütün zeminle ilgili problemlerin çözümü de inşaat mühendisliği hizmetidir. Yani siz inşaat mühendisliği zannettiğinizden çok daha geniş çalışma alanı olan, farklı uzmanlık konuları olan bir iştir değerli arkadaşlar. Yani öğrencilerimizin ilgisizliğini, derslere girmemelerini anlamak kesinlikle affedilebilir bir kusur değildir inşaat mühendisliğinde. Aşırı konsolide kirli zeminler çoğu kez büzülme çatlakları ve eklemleri içerdiğinden kayma direncinin saptanmasına dikkat edilmelidir. Yüzeysel temelin şevin içinde veya gerisinde olması durumunda düz zemin koşullarına göre daha az taşıma gücü olacağı unutulmamalıdır. Şevli bölgeler ya da yükün eğimli gelmesi gibi unsurlar deprem yönetmeliğinde artık o risk formülüyle çözüm yapıyoruz, bildiğiniz gibi dikkate alınmaktadır. Oradaki kat sayıları hesaplayarak taşıma gücü hesapları yapılacak arkadaşlar, inşaat mühendisi yani sizler tarafından. Yüzeysel temelleri işte tekil temeller, sürekli temeller, bileşik temeller, radye temeller diye anlatmıştım. Her birinin şeklini yine ekranda görüyorsunuz. Derin temellerde kazıklı temel, ayak temel ve keson temeller olarak adlandırılabilir. Bizim işte bu hafta işleyeceğimiz, sizin iyice öğrenmenizi arzu ettiğim, okumanızı, çözmenizi arzu ettiğim bölüm ilk etap bu hafta işte tek yüzeysel temeller. Önümüzdeki hafta bayramdan sonra da derin temelleri anlatacağız. Sonraki haftada sıvılaşma, afet yönetmeliği ve bitecek arkadaşlar işler. O yüzden çok az zaman kaldı ama konular sadece şu sayfayı anlatan kitap 2 cilttir. Yani şurada gördüğünüz 7 madde var. 2 cilt kitap yazılmıştır bu konuyla ilgili sevgili arkadaşlar. Yani sizden beklentimiz o 2 cilt kitapta yazanları okuyup öğrenip bu işten para kazanabilir hale gelmeniz, bu iş konusunda uzmanlaşmanızdır. Yani durduk yere sadece bu sunumlarla, bu sunumları 5 dakika dinleyerek inşaat mühendisi olunmaz.
Tek 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 ayrıntılarıyla ne, neden, niçin. Ben burada niye tekil yapıyorum da sürekli yapmıyorum. Sürekli yapıyorsam niye tek yönlü yaptım, niye çift yönlü yapmadım. Bütün bunları ayrıntılarıyla analiz ederekten hangi durumda, hangi temel derinliğinde, hangi temel tipinde acaba taşıma gücüm nasıl değişir? Yeraltı suyu varsa nelere dikkat etmem gerekir? Yeraltı suyu nasıl indirilir? Yeraltı suyunun taşıma gücünün etkisi nedir? Tüm bu sorulara inşaat mühendisi cevap bula bula çalışarak öğrenmelidir. Yani siz şu an okuduğunuz okulun kıymetini, size vereceği yetkiyi ne derece anlıyorsunuz? İnanın emin değilim arkadaşlar. Şu anda ekranda tekil temel, dikdörtgen bir bileşik temel, bazen bileşik temeller trapez de olabilir, yamuk kesti de olabilir. Bir sürekli temel, plan ve kestini görüyorsunuz. Yine bir radye temelin planını görüyoruz. Radye temelin plan kesiti de şu sürekli şerit temel kestiğiyle aynıdır. Yandan baktığınız zaman yani şu görüntünün direkt şu verilseydi size görüntü olarak radye mi yoksa sürekli mi olduğunu anlamak mümkün olmayabilirdi. İster x yönde ister y yönde kesit çizseniz yine bunu çizecektik. Bir projeye baktığınız zaman ya da hazırladığınız zaman bazen yani mütemadi diyor adam. Mütemadi denilen sürekli. Münferit diyor bazen. Münferit denilen tekil temel arkadaşlar. Radye temeli de genelde radye ya da radye jeneral temel adı verilir. Temel ölçme mekanizmalarına baktığınız zaman arkadaşlar daha önce Terzaghi formülünden oluşan aktif bölge, plastik zon ve pasif direnç gösteren yeri anlatmıştım. Burada Besic'in çözümüyle Terzaghi'nin çözümü arasında şu pembe renkli, şurada türkuaz renkli, burada sarı renkli üçgeni görüyorsunuz ya. Bu üçgendeki kırılma açısını Terzaghi fi olarak alıyor. Besic 45 artı fi bölü 2 olarak alıyor. Yani çok aman aman bir de şey değişmiyor aslında sonuçlarda. Hesap yönteminde böyle biraz geometrik farklılık oluştuğu için arkadaşlar orada bir miktar oynayabilir ama birbirine de çok farklı rakamlar da çıkmıyor. Bunu da söyleyeyim. Yani Terzaghi ile yapsaydık da çok yanlış olmazdı. Vesik ile yapsak da yanlış olmazdı. Bugüne kadar biz bütün temellerimizde genellikle hep Terzaghi'yi kullanarak çözdük. Hiç de yapılarımız göçmedi yani. Ama deprem yönetmeliği yeni analizde hani yükün eğimli gelmesi, bulunduğunuz yerin eğimli olması, temelin eğimli yapılması gibi koşulları Terzaghi formülünde dikkate almadığı için Vesik formülü kullanalım. Sonuçta Vesik formülü de Terzaghi formülüyle aynı dedi ve onu önerdi ve artık şu an Türkiye'de onu kullanıyoruz. Şimdi ilk ekranda arkadaşlar şu pembe gördüğünüz bölgede bir göçme oluyorsa bakın biz buna genel göçme diyoruz. Yeraltı suyu yoksa, zemin mukavemetinde bir problem yoksa ancak böyle bir göçme çok fazla büyük bir yük vermeniz durumunda meydana gelir ve gördüğünüz gibi bir kabarma meydana geliyor. Burada aktif itki, bir plastik zon ve burada bir kayma yüzeyinde göçme yüzeyi var. Komple göçüyor bakın tabanda. Biz buna genel göçme diyoruz. Yükü taşıyor, taşıyor, taşıyor. Şu noktada arkadaşlar kırılıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra artık taşıyacağı yük kırılmadan sonra giderek azalıyor. Bir de eğer yeraltı suyu yüksekse, zeminin altını biraz örselediyseniz, bu durumda arkadaşlar, temelin altını örselediyseniz, yerel göçme dediğimiz olay meydana geliyor. Bakın bu pembe alana bakın, bir de mavi türkuaz renkli alana bakın. Hemen burada küçücük bir alanda göçme meydana gelmiş. Bu da hemen yapının oraya, bu temelin oraya batı vermesi anlamına geliyor. Yerel göçme. Burada zeminin bütün taşıyıcı unsurlarını kullanmanıza müsaade etmiyor. Çünkü şu bölgede göçme olduğu için burada ya bir yük aktarılmıyor bile. Ama yapıyı göçürüyor. Bakın taşıdığı yük çok daha az buna baktığınız vakit burada. Normalde buraya kadar geleceğini beklerken şu bölgede göçme meydana, şu yükte göçme meydana geliyor. İşte biz yeraltı suyu varsa kayma mukavemeti parametrelerini fi ve c'yi azaltıyoruz. Bu tehlikeden kendimizi, yapımızı koruyabilmek için. Bir de yapının zemine doğru batması, temelin zemine doğru batması meselesi var. Buna da
Ne göçmesi diyorlardı arkadaşlar, hatırlatın bana. Üçüncü bir göçme şekli. Yapı burada komple zemin içine doğru batıyor. Ve burada da tabii hiçbir şekilde işte yerel göçme yüzeyi, genel göçme yüzeyi, komple kayma mukavemetini, zeminin taşıma gücünü oluşturan unsurların hiçbiri çalışmıyor. Biz buna zımbalama göçmesi diyoruz arkadaşlar. Yapı eğer çok ağırsa yapı bulunduğu yere direkt zaten zımbalama şeklinde batıyor. Biz bunu genellikle mesela küpre ayaklarında vinç temelleri gibi böyle çok küçük temeller ama çok ağır yüklerde karşımıza bu tür sorunlar çıkabilir. Bunu önlemenin tek yolu yapının temel alanını arttırmaktır veya yükü sağlam tabakaya aktarmaktır. Yani üç farklı şekilde göçme mekanizması ile karşılaşabiliriz. Yani yapı temelden göçer mi? Hocam hiç temelden göçmüş yapı görmedik. Emin misiniz? Hiç görmedik. Acaba yapı yerel göçme, genel göçme? Çünkü sizler hep 3 kat, 5 kat tarz yapılar gördünüz. Geleneksel yapılar gördünüz. Ve işte yerel göçme ve genel göçme tarzı taş oluştu. Çok aşırı yüklü yapılar görmediniz. Bir de hani bir köprü ya falan daha başında oluyor, nehir kenarında oluyor. Şehir içinde görebileceğiniz bir noktada değil. Peki bir de coğrafi bilginiz de çok az maalesef. Şu an Kapadokya'yı kaç kişi gördü desem 3 kişi çıkmıyor sınıfta. Son azlarını kaç kişi çıktı desem 2 kişi çıkmıyor. Kaklık Mağarası'na kaç kişi gitti desem 2 kişi çıkmıyor. Yani gezi, coğrafi bilgi, tecrübemiz de çok az olduğu için görmedik diyebilirsiniz. Ama bu üçü de bizim maalesef karşılaştığımız sorunlardandır arkadaşlar. Şimdi mesela bakın burada bir çimento silosu yapılmış yüzeysel bir temel şeklinde ve burada gördüğünüz göçme adeta yana doğru batmış. Bir deprem oldu desek sıvılaşma olmuş deriz ama deprem yok. Burada bir yerel göçme, temelin hemen altında oluşan yumuşama ve oraya doğru zeminin batması durumu var gördüğünüz gibi. Bir de 1999 depreminden sonra zemin etütlerinin artık mutlaka yapılır hale gelmesi, zemin etütleri konusunda artık ödün verilmemesi işin içine, işte jeoloji mühendisi girdi, jeofizik mühendisi girdi, mutlaka zemin etütleri yapılıyor, belediyeler bütün bunları bildiğiniz gibi kontrol ediyorlar artık. Bu arada ikinci dersimizi başlatalım. Sizin staj yaparken ya da okul esnasında gördüğünüz, çevrenizde gördüğünüz yapıların %99,9'u zemin etüdü yapılmış. Bu tarz bir mühendis incelemesi neticesinde inşa edildiği için bir temelden göçme görmediniz muhtemelen. Ama eğer zemin etüdü yapılmamış, eski düzen, mühendislik hizmeti görmemiş yapılarla karşı karşıya kalsaydık işte bu gördüğünüz görüntüye benzer görüntüleri siz de görebilirdiniz. Bazen yol kenarlarında, istinat duvarlarında buna benzer sıkıntılı durumlar görüyoruz. Taşıma güç tahkikine düzgün yapmamışlar. Ya da depremlerde buna benzer yan yapmış yapıları çokça görmüşsünüzdür. İşte biraz evvel söylediğim mesele arkadaşlar, yüzeysel temellerin taşıma gücünü terzaki, bakın burada bir aktif zon var, bir plastik zon var, bir de pasif zon var. Yani burada aktif zonun uygulamış olduğu bir aktif etki, buna karşı koyan radyal zon ve pasif zon dediği bölümler. Burada oluşan şu kırmızı DEG kayma yüzeyi. Eğer oluşan gerilmeler neticesinde DEG kayma yüzeyi veya DFA kayma yüzeyinde bir kayma oluşursa, kırılma oluşursa işte bu temel genel göçme oluşmuş demektir. İşte DE bölgesinde bir kayma olursa biz buna yerel göçme diyoruz. Komple batarsa buna da zımbalama göçmesi adını veriyoruz. Terzaki burada kırılma açısını bakın kaç almış? Alfa eşittir fi almış. Oysa Vesik kırılma açısının 45 artı fi bölü 2 olarak alıyor. Kırılma açısı 45 artı fi bölü 2'dir biliyorsunuz. 3 eksenli gerilme deneylerinden, serbest basınç deneylerinden hatırlarsınız. Aradaki tek fark bu. Ama
İkisinin de bakış açısı aktif son, radyal son ve pasif son şeklinde bir değişiklik yok. Fi'yi 45 artı fi bölü 2 alsak veya 45 alsak çok değişir mi? Demin de söylediğim gibi aman aman çok büyük bir rakam değişimi yok. İkisini de bir karşılaştırın. Terzaki'nin taşıma gücü formülünün nasıl çıkarıldığını arkadaşlar Bayram Ali Uzuner'in kitabında kolayca anlatmış. Lütfen oradan elinize kağıdı kalemi alın bir onu bu bölümü okuyun. Hepinizin elinde Bayram Ali Uzuner'in kitabı herhalde vardır. Yoksa bir arkadaşımız PDF'ini grupta atsın. Hepimizde o kitap olsun. Şimdi Terzaki veya Vesik her birinin verdiği formül şu şekilde. Bir temellerle ilgili, temel tipiyle ilgili katsayı var. Temel tip o yüzden çok önemli. İki, temelin derinliği çok önemli. Bakın şuradaki DF çok önemli. Zeminin kohezyonu C, içsel sürtünme açısı, kayma mukavemet parametreleri çok önemli. Bir de zeminin arkadaşlar temelin altındaki zeminin birim hacim ağırlığı, bir de burada DF bölgesinde kazdığımız zeminin birim hacim ağırlığı. Buradaki DF bölgesindeki zeminin birim hacim ağırlığıyla temelin altındaki zeminin birim hacim ağırlığı aynı olabilir. Homojen aynıdır. Ama yeraltı suyu varsa temelin altında o zaman gama 2 dediğimiz bölge aktif son bölgesinde gördüğünüz kısım temelin altında gördüğünüz kısım o zaman gama A olur. Yani su altındaki zeminin birim hacim ağırlığını alarak işlem yapmak durumunda kalırız. Burada aslında bir de K1 gibi bir katsayı var. O da temel tipi katsayısı. Terzaki bu formülü sürekli temeller için verdiği için K1 1 artı 0,2 b bölü l'dir. L şu sürekli temellerde sonsuz alındığı için b bölü l sonsuz çıkar. O yüzden K1 ifadesi 1. O yüzden burada 1 yazmıyor. CNC gördüğünüz gibi. Kohezyon çarpı NC. NC, NQ ve N gama hatırlarsanız geçen haftadan içsel sürtünme açısına bağlı olarak bulunan katsayılar. Terzaki bakın NC, NQ ve N gama için ekrandaki formülleri vermiştir. Bunu tabi bir tablo haline getirmiş kitaplarımız. NC, NQ, N gama hemen kolayca tablodan alıp bir ara değerleri enterpolasyon yaparak kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. CNC buradaki Q ifadesi gama DF'tir. Zemine birim hacim ağırlığı çarpı kazı derinliği. 0,5 aslında K2 yani şekil faktörüdür aslında K2. 0,5 değeri. O da 0,5 eksi 0,1 B bölü L'dir. Terzaki formülünde. B bölü L ifadesi sonsuz olduğu 0 olduğu için 0,5 eksi 0, 0,5 kalıyor. Burada da aslında 1 var Terzaki'de. Şerit temellerde. 0,5 gama B çarpı N gama. Bakın burada temelin birim alanı için zeminin taşıyabileceği gerilme, zeminin taşıma gücü kolayca hesaplayabiliyorum. Elimde formülasyonlarım var ya da direkt tablodan alabiliyoruz. Eğer yeraltı suyu varsa, yerel göçme durumu varsa arkadaşlar fi sayısında bir azaltma yapılıyor. Kohezyonda bir azaltma yapılıyor. Ona bağlı olarak NC, NQ, N gama değerleri bulunuyor. Evet, şimdi bizim yeni deprem yönetmeliğimiz arkadaşlar. Terzaki formülünü temel alan Vesik'in formülünü kullanmayı önerdi. Vesik'in formülünde ise formül bu. Bakın aynısı. CNC. Gama DFNQ yani Q çarpı gama DF çarpı NQ çarpı 0,5 gama BN gama. Gördüğünüz gibi. Formül aynı. Hiçbir değişiklik yok. Formülü karmaşık görüp gözünüz lütfen korkmasın. Mühendis bir şeyden korkmasın. Şimdi CNC'nin yanında S, D, I, G, B. NC dediği için de C indisiyle verilmiş olan 5 ayrı ifade var. QNQ'nun yanında da yine Q indisiyle SQ, DQ, IQ, GQ ve BQ var. N gama'nın yanında da yine aynı beşli var gördüğünüz gibi. S alfa, D alfa, I alfa, G alfa, B alfa. Terzaki formülünde bunlar ilk başta görünmüyordu. Ama şimdi görünür hale getirildi. Nedir bunlar? NC, NQ, N gama ifadesi arkadaşlar. Bu defa Vesik'e bağlı olarak Hansen, Vesik'e, Meyerhof
bağlı olarak verilen. Çünkü farklı araştırmacılar farklı formüller önerdiler. Hani farklı terzakinin NC'sini falan kullanma olmasın, herkes aynı rakamları kullansın diye NC, NQ, NGamma formüllerini verdi. Benim size gönderdiğim programda bunlar otomatik hesaplıyor olmalı. Bir baktıysanız görmüşsünüzdür. Daha sonra C'yi biliyoruz. NC, NQ, NGamma'ları biliyoruz. Gamma'yı biliyoruz eminim birim hacim ağırlığı. DF'i biliyoruz. Bilmediğimiz burada ne var? N-gamma belli. B temel genişliği onu biliyoruz. İşte şu ifadeler S, D, I, G, B ifadeleri. Bakın S, C, D, S, Q, S, gamma derinlik katsayıları arkadaşlar. S ifadesi derinlikle ilgili ifadeler. D katsayıları pardon, S katsayıları temel şekli katsayıları. Eski formülde K1, K2 veriliyordu. Şimdi S, C, S, Q, S, gamma olarak verildi. Derinlik katsayıları DC, DQ ve D alfa gamma. Yükleme eğikliği yani gelen yük eğikli olursa IC, IQ, gamma. Ondan sonra temel zemine eğimi yani şevli bir yerde eğimli bir yüzeyde temel yapıyorsanız bu durumda GC, GQ ve G gamma. Temel tabanınız eğimliyse arkadaşlar her zaman Terzaki'nin anlattığı gibi dümdüz temel yapmıyoruz. Farklı farklı temeller de karşımıza çıkabilir. Temel tabanı eğimli ise BC, BQ, B gamma ifadelerini literatürden alın demiş. Zemin mekaniği ile ilgili kısım yani deprem yönetmeliğimizin zemin mekaniği ile ilgili kısmında gidin onları literatürden alın demiş. O zaman NC, NQ, gamma'yı niye bana verdin? Terzakin'inkini kullansaydım. İşte yani bir yerlerde formülü kesin net vermiş. Diğer şekil, yük eğimi, taban eğimi gibi unsurları da literatürden alın demiş. O da zaten vesik formülünde olduğu için öyle demiş. Yani başka alabileceğimiz bir formül falan yok. Yani tek şansımız var zaten. Onlar nedir bakalım şöyle bir arkadaşlar. İşte genel formülümüzü tekrar gösteriyorum. Burada şekil faktörleri. B ve L'ye bağlı olarak şekil faktörleri. Derinlik faktörleri. DF bölü B bir küçüktür bir için, büyüktür bir için. Gördüğünüz gibi direkt formüller verilmiş. Eğim faktörleri. Bakın eğimle ilgili mesele. Buradan arkadaşlar Terzaki'ye göre, Meyerhof'a göre, Hansen'e göre bizim NC, NQ, N gamma değerlerini zaten direkt görebiliyoruz. Ama şu an buradan almanız mümkün. Hansen'e göre olanı almanız gerekiyor zannediyorum. Ama direkt ne yapabiliriz derseniz formülle Excel'le hesaplatın. En doğrusu o. Çünkü burada 6.45 yazan bir şey 6.43 çıkar formülde. Geri gönderir yani yapı denetimci, belediyeci. Canınız sıkılır, moraliniz bozulur. İşinizi sağlam kazığa alalım derim. Evet, şekil faktörleri, kullanılan şeyler hepsi bu. Eğer işte yeraltı suyu varsa arkadaşlar, burada bir ortalama yeraltı gama en değeri bulun demiş ama en gayrimüsait durum yeraltı seviyesinden dolayı şu gama değerinin gama A olmasıdır. Yani şu pembe yazılı olan yer gama 2'nin gama A olmasıdır. Gama da uygun eksi gama su bana gama A'yı verir. Bu da en gayrimüsait şekilde tasarım yapmanızı sağlar. Peki yeraltı suyu 20 metrede. Benim temel seviyem 1,5 metrede. Ne olacak? Bu yeraltı suyu bana ulaşmaz. Onun bir etkisi yok. Ulaşmayacağı konusundaki sınır nedir derseniz arkadaşlar. B genişliği var ya. Buradaki B genişliği. Eğer yeraltı su seviyesi B'den daha derindeyse herhangi bir etkisi yoktur diyoruz. B'den daha derindeyse herhangi bir etkisi yoktur diyoruz. Ama B'den daha derin olup olmayacağı, yukarı çıkıp çıkmayacağını o bölgenin meteorolojik verilerinden, yeraltı su haritasından, mevcut durumdan, eski genel geoteknik bilgi birikiminden de faydalanmak gerekir. Mesela bu sene çok kurak bir sezon gidiyor. Yeraltı seviyeleri düştü. Çok ıslak, yaş bir periyot gelir. Yeraltı seviyeleri yükselir. Bu durumda da zemininiz yumuşar ama binanızın yükü aynıdır. O yüzden hep en gayrimüsait duruma göre çözüm yapılır. Evet, bununla ilgili örnek nerede var derseniz zemin mekaniği problemleri kitabında var arkadaşlar. O yüzden mutlaka
O problemleri tek tek hem terzaki ile hem de vesikansiyen formülle verilenleri tek tek çözelim. Şimdi deprem yönetmeliğimizde arkadaşlar ne var? Şurada onu da bir tekrar açıklayacak olursam. Deprem yönetmeliğimiz bize şunu vermiş. Bakın tasarım etkileri, temel tasarım katsayı dayanımları, yüzeysel temeller bu bölümleri tek tek açıklamış. Bunları tek tek okuyacaksınız. Bir dayanım katsayısı veriyor. Bir karakteristik dayanım, bir dayanım katsayısına bölünecek. Nedir bu? Temel taşıma gücüyle ilgili işlerde dayanım katsayısı değeri arkadaşlar 1,4'tür. Eskiden terzaki formülde 3 olarak yapıyorduk. İşte sürtünme direnci de 1,1'dir. Pasif direnç de 1,4'tür gibi bir güvenlik sayısı benzeri bir dayanım katsayısı verilmiş. Formülümüz gösterdiğim gibi formüller bunlar. Deprem yönetmeliğinde ikinci bir husus daha var. O da şu, burada ileride önüme geliyordu zannediyorum o. İkinci husus da arkadaşlar, yapının temelin üzerinde aynı istinat duvarlarında olduğu gibi gelen yanal yükler etkisinde kayıp kaymayacağı. Yani bununla ilgili de bir analiz yapmamız gerekiyor. O analizi yaptığımız zaman biz deprem yönetmeliğinin istemiş olduğu temel tasarımını yapmış olacağız. Evet, şimdi burada temel taşıma gücü ile ilgili hesapları nereden yaptık? Arazi deneylerinden yaptık. Şimdi taşıma gücüyle ilgili olarak bir de arazi deneyleri var. Arazi deneyleri meselesine de arkadaşlar gireceğiz biraz. Daha sonra da örnekler yapacağım. Bir iki tane ama örneklere siz de zemin mekaniği problemleri kitabından çözmüş, hazırlanmış, bakmış olarak gelin. Mehmet Orhan'ın kitabında örnekler var. İnşaat mühendisleri odasında yapılmış olan daha önce mühendisler çünkü yeni deprem yönetmeliği çıktığı zaman acaba bu nasıl yapılır sorusuna cevap aradı herkes. Yani biz de oturduk yeni baştan bu formüllere tekrar baktık. Katsayılar, formüller, oluşumlar. Çünkü terzaki formülüyle genellikle çözerken karşımıza bütün bunlar çıkmıyordu ama deprem yönetmeliği değişince hepimiz uyum sağladık. Öyle olunca bütün bunlar inşaat mühendisleri odasında geoteknik uzmanları hocalarca anlatıldı. O sunumlara da lütfen bakın deprem yönetmeliğinin uygulaması ile ilgili. Ve hepimiz bir geoteknik rapor yazabilir ve bir taşıma gücü hesabı yapabilir, temelleri projelendirebilir hale gelelim arkadaşlar. Evet, biraz da sizin sorularınız varsa onları ben cevaplayayım. Sorularınız varsa. Derse 28 kişi olmuş, 5 kişi başladık. Kimse ne uyardığımız vakitte geliyor, ne tam dinliyor bilmiyorum yani. Acayip bir garip bir durum var. Önümüzdeki ders işte bu örnekleri size çözeceğim. Ve yüzeysel temeller kısmı bitecek. Evet, sorunuz var mı arkadaşlar? Peki ben size sorayım. Zemin mekaniği problemleri kitabındaki taşıma gücü bahsi yüzeysel temellerle ilgili olan kısım en azından okundu ve çözüldü mü? Bayram Ali Uzuner'in kitabındaki yüzeysel temeller kısmı okundu ve soruları çözüldü mü? Herkes duyuyor mu beni? Abdullah, Ahmet, Ali, Azat, Berk, Beyza, Davut, Durmuş, Emre. Bakıyorum herkes duyuyor mu? Herkes çözüyoruz, çözmüyoruz. Ben bunu çözdüm, çözmedim. Grupta bir yardımlaşan yeni bir örnek buldum, şu kitabı buldum, bu kitabın fotoğrafı bu falan diyen hiçbir en küçük bir iletişim yok arkadaşlar grubumuzda gördüğünüz gibi. Yani öyle olunca ben sizin çalışıp çalışmadığınızdan emin değilim. Biliyorsunuz herhangi bir şekilde hani gidiş yolundan puan verelim falan gibi bir durum da yok. Her şey elektronik ortamda. Şıkları işaretliyorsunuz. Arkasından da
Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Yani sistem okuyor biliyorsunuz. Gidiş yolundan 5 puan verirseniz geçerim falan gibi bir durum yok. Evet, herhangi bir soru yoksa ben bu akşamki dersimi burada tamamlayayım. Bizim çarşamba günü dersiniz sizinle bir daha. Ama çarşamba günü ders yok. Pazar günü bayramdan sonra galiba işte çarşamba akşamı, perşembe ve cuma günü yapamadığımız dersleri pazar günü yapacakmışız. Pazar günü mü artık sizinle son ders bakalım. Perşembe akşamıymış. Perşembe günkü dersi pazar günü yaparız artık arkadaşlar. Ne zaman koymuşlar saatlerine dikkat edin, ona göre gruptan haberleşiriz. Herkese ben de iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.